Efendim biraz önce haber başlarken Gazze'li kadın söyledi. Artık bizden ne istiyorlar? Geldiğimiz noktada yaprak yemek durumunda kalıyoruz hayatta kalmak için diye. İşte aylardır bombanın yağdığı gökyüzünden bu kez insani yardım Ürdün tarafından Gazze şeridine ulaştırıldı yine gökyüzünden. Binlerce Filistinli de denize düşen o yardım malzemelerini alabilmek için canhıraş bir çabaya girdi. Gazze şeridinin en güneyindeki Refah'ta sıkışıp kalan sivillerin boğazından haftalardır düzgün bir yemek geçmemişti. Çoluk çocuk, genç yaşlı. Ürdün'ün havadan yardım dağıtacağı haberini alan herkes sahile akın etti. Sokaklarda özgürce oyun oynamaları gereken yaşta bombardımanların altında açlık ve susuzluğa göğüs geren çocukların yaşadığı sevincin tarifi mümkün değildi. Ürdün Silahlı Kuvvetleri Refah ve Deir Balah sahiline insani yardım içeren 4 indirme gerçekleştirdi. Yardımlar C-130 nakliye uçakları ve paraşütlerle ulaştırıldı. Bu savaşın başlangıcından bu yana gerçekleşen en büyük hava indirme operasyonuydu. Bazı paketler denize düşünce Gazze'liler kayıklarla açıldı. Paketlerin içerisinde besin değeri yüksek hazır yemekler bulunuyordu. Sahil hınca hınç doluydu. Yardımlara ulaşanların yaşadığı heyecan ve sevinç ise büyüktü. Ürdün şu ana kadar Gazze'ye 13 kez havadan yardım indirdi. İsrail'in engellemeleri yardımların karadan girişini aksatıyor. Gıda krizi en fazla Gazze'nin kuzeyini etkiliyor. Çünkü bölgeye teslimatlar bu ay tamamen durduruldu. Temel ihtiyaçlardaki ciddi kıtlığa rağmen Gazze'ye ulaşan yardım miktarı Şubat ayında %50 azaldı. Birleşmiş Milletler durumun daha da kötüye gitmesinden endişeli. Refah planlanan kara saldırısının gerçekleşmesinin yardımların tabutuna çivi çakmak olacağı uyarısı yapıldı.